gerek benden sonra konuşmacıların ifade ettiği, genişletilebilecek çok alanlar var. Özellikle hakların kapsamının belirlenmesi açısından. Anayasa Mahkemesi sözleşmede ve anayasamızda düzenlenen temel haklarla ilgili hangisi geniş düzenleme yapmışsa ona uygun şekilde yorumlaması ve o şekilde ihlal kararları vermesi mümkün. Ancak bununla ilgili Anayasa Mahkemesi yine az önce ifade ettiğim başvuru sayılarının çoğalması ve bu konuda kaldırılamayacak bir yük altına girilmemesi düşünceleriyle şimdilik bu genişletmeleri yapmıyor. Şimdilik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden dosya sayısını azaltma amacı daha çok ön planda görünüyor. Ama buna bir engel yok. Az önce ifade edilen yorumlar yapılarak bunlar çok rahat bir şekilde aşılabilir. Ancak bu konudaki tespitler o kadar basit konulara ilişkin ki biz onlarda mesafe aldıktan sonra bu konularla ilgili mevzuat engelleri de aşılabilir. Kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuruya gelmeyle ilgili yolu açılabilir yasal değişikliklerle. Ancak henüz bu konudaki kararlar bu şekilde kontrollü biçimde verilirken her konunun, başvuru konularının, koşullarının, başvurucuların, başvuru konusu hakların kapsamının çok geniş yorumlanması Anayasa Mahkemesi'nin kaldırabileceği bir yük olmaktan çıkan ve Anayasa Mahkemesi'ni zor durumda bırakan bir sonuca varabilir. Şimdilik benim düşüncem, gerek kararlarda gerek karşı oylarda ifade ettiğim husus, toplumun genelini ilgilendiren ve toplumun geneli açısından sonuç doğuran, etkili sonuç doğuran, işte ifade özgürlüğü, az önce Twitter, Facebook kararından bahsedildi, seçim hakkıyla ilgili, ifade özgürlüğüyle ilgili konularda mümkün olduğu kadar Anayasa Mahkemesi'nin geniş yorum yapması, hakların kapsamını daha geniş belirlemesi ve bu konudaki standardı daha yukarıya çıkarması halinde diğer konularda da gelişme olacağını ben düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu konuda sorunuza özel hukuk tüzel kişileri açısından Ersoy Kontacı da bir ekleme yapmak istiyor. Sağ olun hocam. Belki Anayasa Mahkemesi'nin bu tedricen kapıyı açıklığını genişletme eğilimine de uyum sağlayabilecek şöyle bir öneri acaba düşünülebilir mi? Kamu hukuk tüzel kişileri açısından biliyorsunuz mutlak bir yasak öngörülmüş. Özel hukuk tüzel kişileri açısından ise sadece özel hukuk tüzel kişisinin tüzel kişiliği ilgilendiren konularda başvuru yapılması mümkün. Yani bu durumda örneğin ben Fenerbahçe taraftarıyım. Hiçbir kulüple bağım yok. Bu bağımda Fenerbahçe futbol kulübünün bir Fenerbahçe taraftarı adına başvuru yapması hem gereksiz hem anlamsız. Ama bazı özel hukuk tüzel kişileri münhasıran mensuplarının çıkarlarını korumak için kurulmuşlardır. Malumunuz sendikalar ve Türkiye'de bu kanayan yara. Şimdi Soma'yı biliyoruz, işte maden işçileriyle ilgili gelişmeler var. Öyleyse acaba böyle bir ayrım yapılabilir mi? Kamu hukuk tüzel kişilerini bir tarafa bırakacak olursak, özel hukuk tüzel kişilerinin, şimdi sendika, yalnızca sendikanın binasına haksız bir mülkiyete müdahale olursa ona başvursun. Tamam. Ama bir sendika işçisini koruyamıyorsa, barolar ve avukatlar arasında bu kadar, çünkü avukatlar hiç şüphesiz kendi kendini müdafaa etmeye çok daha ehil, ama barolar içinde bu böyle bir şey düşünülebilir. Belki böyle bir kapı açılabilir. Yani münhasıran veya ağırlıklı olarak mensupların çıkarlarını koruyan özel hukuk tüzel kişiler açısından bu kapı açılmaya başlanır, adım adım gidebilir diye düşünüyorum. Emeka'daki topluluk davası söylediğinizi karşılayan bir yasak. Evet, son bir soru daha almak durumundayız. Çünkü vakit tamamlanıyor. Buyursunlar sol tarafta bana göre. Avukat Hüseyin Güzeler, konuşmacılara ben de kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Benim sorum biraz daha teorik bir konuyla ilgili. Gerek anayasanın 13. maddesinde, gerekse ifade özgürlüğü bağlamında anayasanın 26. maddesinde temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasıyla ilgili kanunilik şartı getirilmiş. Yani sınırlamanın kanunla yapılması gerektiği öngörülüyor. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarında da esasını incelerken, ihlal iddialarının esasını incelerken hatırladığım kadarıyla müdahalenin kanuni olup olmasını olup olmadığını da inceliyor diyebiliyorum. Geçenlerde birkaç ay önce Anayasa Mahkemesi 1. bölümünü vermiş olduğu bir kararda müdahalenin kanuniliği başlığı altında birkaç yasa maddesi sayıldıktan sonra
bir yönergenin, idari bir işlem olan yönergenin de bahsedilerek bu düzenlemelerin müdahalenin kanuniliği şartını sağladığı söylendi. Bizim bilebildiğimiz, şimdiye kadar görebildiğimiz anayasadaki kanunilik ilkesi, işte suç ve cezalarla ilgili olarak veya vergi anlamında vergilerin yasallığıyla ilgili olarak şekli anlamda kanunu anlıyoruz. Burada soyum eğer haddimi aşmayacaksam Sayın Erdal Onar hocamıza ve Sayın Alpaslan Altan'a bir yönergenin veya bir idari düzenleyici işlemin bu müdahalenin kanuniliği bağlamında ele alınmasını ve kanunilik şartını sağladığını söylemek ne kadar anayasaya uygun veya bu konuda farklı bir değerlendirme veya bunun bir gerekçesi açıklanabilir mi? Teşekkür ediyorum. Saygılar. Estağfurullah. Önce isterseniz siz buyurun. Olur, olur hocam. Şimdi kanunilik ilkesi açısından bizim gerek suç ve cezada kanunilik, gerekse verginin kanuniliği ya da temel haklara müdahalenin kanunla olması konusunda anladığımız husus şekli anlamda kanun. Dolayısıyla bu nitelikteki bir düzenlemenin kanun şeklinde olması gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin bununla ilgili değişik hem itiraz iptal yoluyla hem de bireysel başvuruda verdiği kararlar var. Buradaki yorum farklılığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanunilik yorumundan kaynaklanıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kanuniliği bizim anladığımız anlamda anlamıyor. Şekli anlamda kanun olarak anlamıyor. Bundan öngörülebilirlik açısından eğer kişilerin somut ülke uygulamasında hem içtihat veya diğer düzenlemeler anlamında bir belirsizlik söz konusu değilse bu konuda içtihatların bile belirli olduğu sonucuna varılabiliyorsa bu durumda öngörülebilirlik ve kanunilik koşulunun gerçekleşmiş olduğu sonucuna vararak bu şekilde bir değerlendirme yapıyor. Bu somut dosyada, somut kararda diğer bölümden çıkmış yani neyle ilgili ve altı ve üstüne diyor o ifadelerin ona bakmak lazım. Ancak koruma anlamında Türkiye'deki bizim mevzuatımız ve şekli anlamda kanun uygulamasının temel hakların korunması açısından daha güvenceli olduğunu söyleyebiliriz. Zannediyorum o öngörülebilirlik açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlara esas alınarak karar metninde yer verilmiş bir durum. Dolayısıyla yani bizim mevzuatımız açısından farklı bir yaklaşım söz konusu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kanunilik unsurunu bizim anladığımız anlamda anlamıyor, daha geniş düşünüyor diye cevaplayabilirim. Şöyle bir ekleme yapabilirim ben de bana da yönelttiğiniz için sorunuzu. Kuşkusuz yasalar soyut, genel, kişilik dışı ve objektif kurallar içeriyorlar. Ve bu bazen çok geniş de oluyor. Ve içinin doldurulması gerekiyor düzenleyici işlemler dediğimiz işlemlerle idare tarafından. Bu ama tüzük oluyor, ama yönetmelik, ama genelge, ama ilke kararı. Eğer bu doldurma işlevi sırasında tamamen yasanın hiç öngörmediği bir kısma yayılma varsa kuşkusuz bu olmaması gereken bir durum. Fakat aksi hukuk devletini gerçekleştirmek adına önemli bir işlev yerine getiriyor düzenleyici işlemler. Çünkü eğer idare kendisini öngördüğü kurallarla bağlamazsa keyfilik çok daha fazla artacaktır. Çünkü kanundaki kural çok geniştir. Onu birisine biraz başka, bir başkasına biraz daha başka, bir ötekine daha farklı bir biçimde uygulaması tam anlamıyla bir keyfilikle bizi karşı karşıya bırakacaktır. Teorik açıdan ben bu konuyu işlerken derslerimde hep ısrarla idarenin kendi kendisini bağlamasını örnek veriyorum ve öğrencilerin çok daha iyi anlayabileceği bir örnekle tamamlıyorum. Sınavda da bir yönerge var değil mi diyorum. Sınav süresi şu kadardır, anayasa kullanılacaktır veya kullanılmayacaktır, barem budur diye. Eğer bunu ben kendim de bağlamazsam o zaman bu sınav sonucunu ne şekilde sürdürebileceğiz? İdarenin de bu şekilde değerlendirmesi lazım. Aynı doğrultuda bölümün verdiği kararda eğer yasalara aykırı olunmadı ve kaldı ki biçiminde bir eklemeyle bu düzenleyici işlemlere yollama yapılmışsa orada da bu husus ayrıca belirtiliyor denmiş olması
herhalde kanunilik ilkesini aşar bir biçimde değerlendirilmemesi gerekir. Bu aşamada söyleyebileceğimiz herhalde bundan ibaret. Teşekkür ederim. Son bir ekleme yapmak istiyorlar. Buyurun. Yani aslında bizim kanunlarla ilgili de sorunumuz var. Yani hukuk güvenliğini ortadan kaldıran çok farklı uygulamalarla karşı karşıyayız. Mukayeseli hukuka, mukayeseli ülke uygulamalarına baktığımızda herhalde bizim kadar kanuna sahip olan, bizim kadar kanunlarda sık değişiklik yapan ve bizim gibi son zamanlarda torba kanunlar, çuval kanunlar şeklindeki uygulamaların çok yaygın olarak kullanıldığı başka bir ülke söz konusu değil. Bugün öngörülebilirlik, hukuk güvenliği, hukuk devleti açısından bırakın sıradan vatandaşı, konunun uzmanları bile uzmanı oldukları alanlardaki kanuni düzenlemelerden habersiz durumdalar. Dolayısıyla bizim bu alanlarda eğer hukukla ilgili bir reform yapmak istiyorsak öncelikle bu alanlarda düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Şu anda kanun olarak piyasada bir yani çok sayıda bulunan mevzuat içerisinde baktığımızda bunların çoğu aslında alt düzenlemelerle yapılması gereken hususlardan oluşuyor. Bu nedenle bu konuda bir reforma ihtiyacımız var. Hukuk güvenliğini, belirliliği daha çok sabitleyecek bir bu kural enflasyonunu ortadan kaldıracak bir sadeleştirmeye gitmeye ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum ve bütünüyle katılıyorum Sayın Aslan'ın bu son değerlendirmesine. En fazla da torba kanun denen bu garip uygulamaya parmak basarak. Efendim Ankara Barosu'nun düzenlediği bu faaliyete katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bu teşekkür duygularımı iletirken diğer katılımcıların da düşüncelerini paylaştığımdan eminim. Gerçekten çok verimli olduğunu görüyoruz ve bunun devamını diliyoruz. Çünkü yeni bir kurum 2,5 yaşında topu topu ve iyi de gelişiyor. Bu gelişmesine katkı sağlanması bağlamında değerli avukatların mutlaka çok önemli rolü olacaklardır. Ve bu rol giderek baroların düzenleyecekleri benzer faaliyetlerle zannediyorum daha da hızlanacaktır. Çok teşekkür ederim herkese katıldıkları için. Efendim biz de siz katılımcılara, değerli hocalarımıza ve sevgili meslektaşıma Ankara Barosu adına teşekkür ediyoruz. Siz katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Gerek katılımınızda gerek sorularınızda güzel bir panel oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocalarımıza küçük bir armağanımız olacak izninizle. Girişimim oldu ama bu gitti yani. Bu da Ankara Barosu'nun bir jesti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.